Billahi de bunların yatacak yerleri yok. Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görüldü mü ya? Ya bunlarda vicdan var mı ya? Ahlak var mı? Adalet var mı? İnsan sevgisi var mı ya bunlarda? Ya devlet aklı var mı bunlarda? Ben isyan etmeyeyim de kim isyan etsin? Ben söylemeyeyim de kim söylesin? Diyorlar ki mafya, yeraltı dünyası bizim ortağımız değil. Ya arkadaş, ya gözünü sevdiğim şahıs. Sen bilmiyor musun ya? Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar ya. Bildiri. Hangi demokratik ülkede mafya liderleri bildiri yayınlarlar? Bildirde ne diyor? Biz Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diyor. Daha ne desin ya? Yani biz ortağıyız diyor. Daha ne desin ya? Sadece destekliyoruz değil, muhalefeti de eleştiriyoruz diyor. Hele Kılıçdaroğlu var ya, onun da burnundan getireceğiz diye laflar ediyorlar. Sizin şahınız gelse benim sözümü kesemem. Şahınız gelse. Değerli arkadaşlarım. Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir avuç mafya artağına ve onun yöneticilerine asla bırakmayacağız. Gücümüzü halktan alacağız. Halkla birlikte yapacağız bütün bu işleri. Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı çıktı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve yeraltı dünyasının çeteleri. Üç ortaklık. Üç ortaklık. Şimdi diyecekler ki böyle şey olur mu? Anlatacağım. Sevgili vatandaşlarım, anlatacağım. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Bakın değerli arkadaşlar, meşru bir partinin genel başkanı eğer bir yeraltı dünyasının liderini hapishanede ve hastanede ziyaret edip onun için özel af çıkarılması için çalışırsa ve onun taleplerine iktidar partisi boyun eğip tamam senin için af çıkarıyoruz derse ve onu hapisten çıkarırsa bu kişi üçüncü ortak olur mu olmaz mı? Gücü nereden alıyor yeraltı dünyasının çeteleri? Siyasi iktidardan alıyorlar. Sırtlarını oraya dayamışlar. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen bir gemi var. Gel, yükü almış Türkiye'ye gelecek. 5 ton kokain yakalanıyor. Türkiye'de hangi adrese gelecektin? Bilen var mı? Yok. 5 ton kokain milyarlarca dolar demektir. Hiç Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, ya arkadaş, bu kokain, 5 ton kokaini Türkiye'ye getirecek olan kimdi? Hangi adrese gelip bunlar teslim edilecekti? Soran oldu mu? Bilmiyoruz. Sormadılarsa bu uyuşturucu kaçaklarına ortaktırlar. Sormuyorlarsa, sormayan ortaktır. Sormayan siyasi desteği vermiştir. Biz kimi görüyoruz? AK Parti genel merkezindeki genç çocuğu görüyoruz. Efendim pudra şekeri çektim diye. Kokaini çeken genci görüyoruz. Sordular mı o gence acaba? Bu kokaini kimden aldın? Kim sana verdi bu kokaini? Soramazlar. Şubat 2019. Mersin limanında bir gemi yakalanıyor. 615 kilo kokain. Duyan oldu mu? Yok. Hangi adrese gelecekti bu? Sahibi kimdi bunun? Tık yok bakın. Ne saraydan ne onun beslemelerinden. Tık yok. Kime gidecekti arkadaş bu ya? Milyarlarca dolardan söz ediyorum ben. 25 Ağustos 2020'de Kocaeli Dil Ovası'nda 540 kilo kokain yakalandı. Kime gidiyordu bu kokain? Niye üstü örtülüyor? Neden bunlar yakalanmıyor? Neden bunlar yargının önüne çıkarılmıyor? Siyasi destek aldıkları için. Arkasında siyasiler olduğu için. Yeraltı dünyasının, yeraltı dünyası çetelerinin arkasında siyasi destek olursa kimse bunlara dokunamaz. Emniyet güçleri de bunlara dokunamıyor. 3. Değerli arkadaşlarım, uyuşturucu çeteleri ya da yeraltı dünyasının aktörleri
Dünyanın gelirini elde ederler. 5 kuruş vergi vermezler bunlar. İnsan kaçakçılığından, uyuşturucu kaçakçılığından dünyanın gelirini elde ederler. Milyarlarca dolar. Elde ettikleri gelirleri kendi ülkelerinin bankalarına yatıramazlar. Veya meşru bir ülkenin bankasına yatıramazlar. Yatırdıkları andan itibaren harekete geçirilir, bankalarda paralarına el konulur. Bu iktidar el koymazsa bile gelen bir iktidar el koyar. Namuslu bir iktidar el koyar. Değerli arkadaşlarım, bunlar peki paraları nerede tutuyorlar? Vergi cennetlerinden. Yani her türlü kayıt dışı, her türlü kaçakçılıktan elde edilen gelirlerin olduğu ülkeler. Birisini vermiştim. Man Adası diye. Bir ülkenin devlet başkanı, yani cumhurbaşkanı. Onun ailesi Man Adası'nda uyduruk bir şirket kurarsa, bir sterlin üzerine, milyonlarca doları Türkiye'ye getirirse, vergi vermemek için. Mafya ne yapmaz? Kardeşim, senin ülkenin cumhurbaşkanının ailesi bunu yapıyor. E ben de yapıyorum. O cumhurbaşkanı, ben de yeraltı dünyasının lideriyim. Zaten el ele, zaten kol kolayız. Diyecek mi? Diyecektir. Bunu söyledim diye ne yaptılar? Tazminat davası açtılar. Ne yaptılar? Hakim tayin ettiler. Ne yaptılar? Hakim tazminata mahkum etti. Bu kardeşiniz pes dedi mi? Demeyeceğim. Bu milletten hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacağım. Bakın değerli arkadaşlar, önemli bir gerçeği daha ifade edeyim. OECD ülkelerinde kara parayla mücadele var. Bunun için kurulmuş örgütler de var. Biz de onun bir üyesiyiz. Bastırdılar, dediler ki uyuşturucu kaçakçılığı var, insan kaçakçılığı var, yeraltı dünyası dünyanın parasını kazanıyor. Siz bunları vergileyeceksiniz. Mecbur kaldılar. 1 Ocak 2006 tarihinde kurumlar vergisine bir hüküm ilave ettiler. Dediler ki vergi cennetlerinden gelen para %30 oranında vergilenir. Ama bir şart var. Cumhurbaşkanı bir kararname çıkaracak. 15 yıldır bu kararname çıkmıyor. Niçin? Yeraltı dünyasının talepleri doğrultusunda çıkmıyor. Kararnameyi çıkarma diyorlar. Daha biz uyuşturucu kaçakçılığı yapacağız. Daha biz sizi finanse edeceğiz. Daha biz kol kola çok fotoğraf vereceğiz. Bizden vazgeçmeyin diyorlar. 15 yıldır bir kararname çıkmıyor. 3 dakikalık iş 15 yıldır çıkmıyor. Neden? Mafya, dediğim gibi Cumhur İttifakı'nın 3. orta mafyanın gücünü burada görüyoruz. Kararnameyi çıkarma talimatını veriyor. Erdoğan kararnameyi çıkarmıyor. Asgari ücretliye gelince vergi alıyorsun. Esnafa gelince vergi alıyorsun. Vergi ödemezse ceza yazıyorsun. Cezanın üzerine faiz yazıyorsun. Milyonlarca dolar, milyarlarca dolar vergi cennetlerinden gelecek. Sıfır vergi, sıfır. Sıfır vergi. Bunlarda ahlak var mı? Yok. Adalet var mı? Yok. Kim ortağı bunların? Yeraltı dünyası. Mafya bunların ortağı. Değerli arkadaşlarım, 4. Bir bakan getirdiler. Ticaret bakanı. Geldi koltuğuna, oturdu. Hemen kocayla bir şirket kurdular. Başladılar dezenfektan satmaya bakanlığa. Ya hangi ahlak ya? Nüfuz ticareti diyoruz biz buna. Suçtur bu. Ceza kanununda tanımlanır. Suç. Ama kim suçu dinleyecek ki? Kim dinleyecek ki? Onlara göre koskoca bakan. E o da vurmuş, ne olacak yani? O da milleti soymuş, e ne olacak ki? Balık baştan kokar. En büyük soygun oradan başlıyor aşağıya doğru. Şimdi araştırma önergesi vereceğiz. Bugün veriyoruz değil mi?
araştırma önergesi vereceğiz. Bu bakanla ilgili olarak. Adım gibi eminim AK Parti ve MHP milletvekilleri el kaldırıp diyecekler bunu soruşturmayı. Neden? E biz mafyanın ortağıyız. Buradan başlarsanız sıra mafyaya gelir. Diyeceklerdir. İnşallah yanılırım. İnşallah derler ki hayır efendim olur mu? Biz milletin verdiği vergilerle maaş alıyoruz. Para alıyoruz. Bir yerde kul hakkı yenmişse biz o kul hakkı yeniden hesap sormak zorundayız. İnşallah derler. Derler mi? Diyemezler. Çünkü mafya daha güçlü. Siyaseti mafya teslim aldığında ülke düzelmez. Değerli arkadaşlarım. 5. Nüfus ticareti kullanan şirket kurup bakanlığa mal satıyor. Birisi de bakanlık yaptı. Çikolata kutuları içinde rüşvet aldı. Öbürü iştah gibi için 1 milyon dolarlık rüşvet aldı. Ne yaptılar bunları? Büyükelçi. Ya akıl, mantık, adalet, inanç, iman, din. Ya nerede bunlar? Nerede Allah aşkına ya? Ya rüşvet alan birisini sen büyükelçi atıyorsun. Kimden alıyor bu rüşveti? Yeraltı dünyasından alıyor. Yasa dışı, kanun dışı alıyor. Ya sen büyükelçi tayin etmenin ne anlama geldiğini biliyor musun? Ya arabasında Türk bayrağı taşıyacak. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil edecek bu kişi. Mafyayla kol kola girerseniz bu tablolar çıkar. Sonra bütün dünya nasıl bakacak? Bütün dünya nasıl bakacak? Bütün dünya şöyle bakacak. Bu Türkiye. Burada her türlü yeraltı işlemi olur. Rüşvet, gırla. Uyuşturucu, gırla. İnsan kaçakçılığı, gırla. Hukuk burada yok. Adalet burada yok. Beni üzen de bu. Beni kahreden de bu zaten. Bu nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu pozisyona düşer? Değerli arkadaşlar, rüşvet alanı büyükelçi tayin ettiğiniz andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına dinamit koyuyorsunuz. İtibarını sıfırlıyorsunuz. Sizin ne hakkınız var mı? 6. Bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanını düşünün. Kanunlara aykırı olarak 128 milyar doları satıyor. Kime sattığını kimse bilmiyor. 128 milyar dolar. Mafyadan ne farkı var? Ne farkı var mafyadan? Kanunsuz mu? Kanunsuz. Devletin parası mı? Devletin parası. Alanlar devleti hortumladı mı? Hortumladı. Hesabını soran var mı? Hesabını soran yok. Soruyu soran var mı? Soruyu soruyoruz ama bu soruyu niye soruyorsunuz diyorlar. Vatandaşın hakkını kim savunacak? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim savunacak? Biz. Biz savunacağız. Biz savunacağız. Mafyanın bir başka özelliği daha var. Devleti yönetenleri ele geçirmeye çalışır. Onlarla sıcak ilişkiler kurar. Yeri gelir para verir. Yeri gelir başka arzularını karşılar. Yeri gelir apartmanlar, binalar verir. Yatlar, katlar verir. Onları satın alır. Zindaşlı denen birisi vardı. Zindaşlı. Yeraltı dünyasının en önemli aktörlerinden birisiydim. Uyuşturucu ticareti yapıyordum. Cumhurbaşkanının başdanışmanıyla ilişkileri çok iyiydi. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Allah günahlarını affetsin diyelim. Değerli arkadaşlarım, hapse giren kişiyi telefon edip hapisten çıkardı. Ne demektir bu? Siyasetle mafya. Niye üçüncü ortak diyoruz? Bunun için diyoruz.
Şimdi yakalandı mı? Yok, gitti artık adam. Kimlere ne kadar para verdi? İktidar partisini ve onun küçük ortağını ne kadar finanse etti? Bilmiyoruz. Ama sözüm söz, bunların tamamını ortaya çıkaracağım. Sözüm söz. Sekiz. Hazine ve Maliye Bakanı. 128 milyar dolar iç edildi. İstifa ederken önemli bir cümle kullandı. At izi it izine karıştı dedi. Bu ne demektir? Kanunsuzluk o boyutlara ulaştı ki artık bu işin içinden ben çıkamıyorum. Ne demektir bu? Biz aynı zamanda kanunsuzluk ne demektir? Mafyayla işbirliği demektir. Yeraltı dünyasının çeteleriyle beraber hareket etmek demektir. Kim söylüyor? Ben değil. Söyleyen kişi bu devletin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı yapan kişi. 128 milyar doları birilerine peşkeş çeken kişi. 9. Ne dedik? Devleti yönetenlerin namusu olması lazım. Ahlaklı olması lazım. Devleti yönetenlerin kul hakkı yememesi lazım. Devleti yönetenlerin adil olması lazım. Devleti yönetenlerin vatandaştan alınan her kuruş verginin hesabını millete vermesi lazım. Devleti yönetenlerin ahlaklı olması lazım. Eğer devleti yöneten kişi mal varlığı dolayısıyla bir başka ülke tarafından tehdit ediliyor ve o tehdide karşı sesini çıkaramıyorsa o kişi aynı zamanda yeraltı dünyasına teslim olan kişidir. Dün bir şey görüşüldü İstanbul'da. Milletvekili arkadaşlara dedim davayı takip edin. Meşhur dolandırıcı yine üç kağıtçı SBK Holding'in sahibi. Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi. Bakın bu kişi aranıyordu. Dava açıldı. Saymayayım davaları. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak diye uzun uzun savcı anlatıyorum. Bu kişinin bir sefer yurt dışına çıkışına izin verdiler. Mal varlığı üzerine konulan tedbirlerin ivedilikle ve süratle kaldırılmasını istediler. Ve bu kişi yurt dışına çıktı. Dün yeniden dava görüşüldü. Tutuklanmasına karar verildi. Adam yurt dışında. Ya siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Ne dedim? Mafya bunların üçüncü ortağıdır. Hatta üçüncü ortağı en güçlü ortağıdır. Peki mal varlığı üzerindeki tedbirlerin ivedilikle kaldırılması talimatını veren savcı şimdi nerede? Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcısı. Vallahi de billahi de billahi de bunların yatacak yerleri yok. Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görüldü mü ya? Ya bunlarda vicdan var mı ya? Ahlak var mı? Adalet var mı? İnsan sevgisi var mı ya bunlarda? Ya devlet aklı var mı bunlarda? Ben isyan etmeyeyim de kim isyan etsin? Ben söylemeyeyim de kim söylesin? İşlerinde aklı başında insanlar da var. Cemil Çiçek. Meclis Başkanlığı da yaptı. Zaman zaman eleştirdim de. Ama en azından saygın bir duruşu vardır. Ya bu iddiaların diyor %1'i dahi diyor doğru olsa felakettir diyor. Ya ne iddia? Hepsinin dokümanı, hepsinin belgesi var. Savcı harekete geçmeli diyor. Bunun için diyor bir talimata gerek yok. Hangi savcı harekete geçecek? Hangi savcı geçecek? Şu devletin düştüğü hale bakın.
Şu adliyenin düştüğü hale bakın. Şu Adalet Bakanlığı'nın düştüğü hale bakın. Ve şu memleketin düştüğü hale bakın. Sonunda İçişleri Bakanı benim hakkımda soruşturma açın. Ya daha doğrusu iddialar hakkında soruşturma açın. Doğru mu yanlış mı? Ne olacak ki? Olursun bir savcı, hiçbir şeyi yoktur der, dosyayı kapatırlar. Önce ne yaparlar? Önce üzerine bir gizlilik derler burada, gizli. Bu konularda haber yapılmayacak. Gizli karar aldılar. Bilmiyor muyuz? Biliyoruz bunları. Değerli arkadaşlarım, her alanı kirlettiler. Ve devletin içinde ciddi bir çürüme var. Αυτά που πήκαμε κοντά, λουβείς πίσια μόνα τάλι. Αντεκνά ποτομή, αμπέσα κόβα πίσε μόνα τάλι. Αυτά που πήκαμε κοντά, λουβείς πίσια μόνα τάλι. Αντεκνά ποτομή, αμπέσα κόβα πίσε μόνα τάλι. Αν να να δίνει να ό,τι